Evet sevgili dostlar sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Güzel bir pazar gününden herkese selamlar olsun arkadaşlar. Zevkli, keyifli, eğlenceli bir pazar günü. Bu arada küçük bir bilgilendirme yapayım. Bütün videolar bir önceki günden falan hazırlanmıyor arkadaşlar. Bakın orada bazı arkadaşlarımız yanlış anlamışlar. Ben onu bir düzelteyim. Misal veriyorum sabah 10.30'da her gün video yapmaya çalışıyorum. 10.30, 16.30, yani 16.30, 10.30, 16.30, 21.45. Her gün 3 tane video yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçemizin maçı var. Mesela yarın maç var. 10.30, 16.30'da video çekmeye çalışıyorum. 21.45'de zaten maç olacağı için maç önü canlı yayını, olursa devre arası, olmazsa maç sonu canlı yayını, yani iki tane canlı yayında yapacağımız için 21.45 videosu olmuyor. 10.30 30 videosunu da büyük e, hani zaten 10-30'a kadar herhangi bir gelişme yaşanmıyor. O yüzden geceleyin saat 1-2 gibi çekiyorum o videolara. E, bazen mesela dil sürçmesi oluyor atıyorum. Bugün pazar diyorum işte e, yarın pazartesi diyorum ama pazartesiye geçmiş oluyoruz. Ama 16-30'daki 16 videolara dikkat ederseniz zaten aynı gün içinde çekilmiş oluyor. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un zor takvimi. Henüz sezon başı kampındayız. Şey henüz sezon başındayız pardon. Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde Avusturya Viyen maçları bekliyor. Değil mi? Süper Lig'de ise Ardı arkasına Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Konya Spor gibi zorlu rakipler ve sıkışık bir fikstür bekliyor. Aslına bakarsanız bölüm sonu canavarlarının hepsi burada gibi duruyor. Değil mi? Yani e, Konya'nın durumu malum. Adana Demirspor'un burada Adana Demirspor'un teknik direktörünün de Fenerbahçe'ne ilgili bir açıklaması vardı ama onu sonra mı konuşsak? Neyse bu haberin sonunda onu da konuşayım. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde playoff etabı. iki maçlık bir etap. Üç günde bir maç yapılacak ve Jesus, Jorge Jesus ve ekibi yoğun bir mesaiye girmiş durumdalar. Takım yeni kuruldu. Zamana ihtiyaç var ama fikstür yoğun. Bazen e, kervan yolda mı dizilir derler. Öyle bir atasözü var. Hatırlar mısınız? Ya yani bilir misiniz bilmiyorum. Kervan yolda düzelir mi derler. Yolda dizilir mi derler. E, çeşit çeşit şeyler söylerler. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin de kervanı yolda düzelecek gibi duruyor. Çünkü 3 günde bir maç Bizim için şu anda öncelik Kasımpaşa maçı. Maç, maç gidiyoruz. Şimdi pazartesi günü yani yarın Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa'dan sonra Avusturya Viyen maçı. Ondan sonra Adana Demirspor maçı diye 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 tek tek gideceğiz arkadaşlar. Ha buradaki avantaj şu. Kasımpaşa deplasmanı İstanbul'da. Avusturya Viyen için ilk maç deplasmanda. Sonrasında evimize geliyoruz. Adana Demirspor'la evimizdeyiz. Sonra yine Avusturya Viyen'le evimizdeyiz. Sonra Konya deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. 16 günde 5 maç. Yani Ağustos ayının sonuna kadar Lig ve Avrupa'da 5 maça çıkacak Fenerbahçe. Tüm rakipler Fenerbahçe'ye oranla daha uyumlu, daha hazırlar diyor. Katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Aldım Galatasaray'ı gördünüz arkadaşlar. Ne kadar uyumlular, ne kadar hazırlar. Bu zorlu virajı kayıpsız geçersek bizden iyisi yok. Ümraniye Spor maçı da en büyük uyarı. Vincenzo Monzella Montella Adana Demirspor Teknik Direktörü dünkü galibiyet sonrasında 3-0'lık Sivas galibiyet ardından konuşmuş. Demiş ki iki galibiyetten sonra ayaklarımız yere basarak gideceğiz. Büyük bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Tekrardan kendi performansımızı sergileyeceğimizi düşünüyorum. Çalışacağız, hazırlanacağız, o maça gideceğiz demiş. Ben sevinçliyim. Niye sevinçliyim? Ümraniye çıtır çerez denildi, ciddiye alınmadı. Aynı şekilde Slovaçko maçı 3-0 denildi. Lan Natossa 3-0. Yani bunların bize 4 atacak dermanı, takati yok. Rotasyon yapalım denildi. Arda Güler şu bu denendi. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Futbol birçok kişi de iğrenç olarak nitelendirildi. Şimdi rakipler ciddi. Şimdi seviniyorum. Ha şöyle bir şey var. İnşallah Avusturya'yı yeni orada 1-0 2-0 yeneriz yine e, hani bak Allah'tan duam şu 5 beş maçın 5'ini de kazanalım ama Avusturya Viyana orada 3-0 4-0 yenelim yenebiliyorsak niye bak onu, onu da söyleyeyim. Kadıköy'deki maçta sür Arda Güler o ilk 11'de. Tribin zaten Arda Güler için geliyor birçoğu. Sür. Şenlik havasında geçir. Hele hele bir de Kadıköy'deki o maçı kazanırsan, bir de Adana Demir maçını kazanırsan bütün rüzgar tersine döner. Bu arada Jorge Jesus'tan sistem değişikliği diye bir haber gördüm. Ümraniye maçı sonrasında teknik direktör Jesus kadro yapısını değiştirme kararı aldı. Biliyorsunuz Ümraniye maçında tek orta saha çıkmak gibi çok ciddi bir hata yaptık. Ve bu hatanın sonucunu iki maçtır ödüyoruz. Bakın bir maçtır ödemiyoruz ha. Slovaçka maçında da ödüyoruz. Belki Kasımpaşa maçında da ödeyeceğiz. Taraftar hani e, diken üstünde maç izleyecek. Şimdi dizilişin 4-1-3-2'den 4-2-3-1'e döneceğini iddia ediyorlar. Ya bu böyle değil. Fenerbahçe dizilişi tam olarak 4-1-3-2 değildi ki. Yani 4-1-4-1'e yakındı. Yine aynı sisteme dönülecek. Yani hocam bize ıı, matematiksel konuşma, bize Türkçe konuş. Şimdi Dinamo Kiev'le oynanan sistemle Slovaçko'ya karşı oynanan sistem kısmen aynıydı. <laughs> kısmen aynıydı. Ama Ümraniye maçındaki sistem tamamen değişikti. Gerçekten de Ümraniye maçında 4-1-3-2 yok. 4-1-2-3 gibi bir şey oynandı. Yani iki tane kanat oyuncusu, üç tane forvet gibi bir şey oynandı. Kasımpaşa maçı deplasmanda ve deplasmandaki bu maçta Fenerbahçe'nin 5 e, resmi maçından sadece birini kazanıp bir yenilgi 3 beraberlik aldığı da düşünülürse Fenerbahçe'nin bir şeyler yapması lazımdı. Mesela kim olabilir? Yarın mesela Ön liberoda tek başına Arao zorlandı. Arao'nun yanına Zaits ya da İsmail Yüksek olabilir. Crespo olabilir değil mi? Mesela İsmail Yüksek, Zaits, Crespo. Yani bunlardan hangisi olursa olsun. Ya da şöyle söyleyeyim sorumu. Arao, Zaits, İsmail Yüksek, Crespo. Orta sahadaki iki kişi bu dördünden ikisi olsa itirazınız olmaz. Mert Hakan biliyorsunuz yediği kurşunun etkisinden hala kurtulamadı yani e, takımla çalışmalara başladı ama yani kurşunun etkisinin geçmesini henüz beklemiyoruz. İrfancan Kahveci ve zaten sakatlığı var. O da e, biliyorsunuz kurşundan dolayı oynayamıyor. Ama İrfancan da oynatılacağını zannetmiyorum. Benim Beklentim şu. Ferdi Kadıoğlu. Arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu saçma sapan şekilde Ümraniye maçında tutturulup sağ bek oynatıldı. Aslında Tek Arao'nun oynamasından ziyade Ferdi'nin oynatılması da Fenerbahçe'ye ciddi sıkıntı yaptı. Bu maçta muhtemelen Ferdi sola geçecektir sol beke. Luan Perez. Şimdi ben bir soru sorayım. Muhtemelen hepinizin cevabı aynı olur. Arkadaşlar Stoper ikilisinin. Bu arada Lemos'un sakatlık durumundan benim haberim yok ya. Yani muhtemelen Lemos oynatmayacaktır da. Stoper ikilisi. Sizce Gustavo Henrique'li ya da Lemos'lu bir tandem mi olmalı? Luan Perez salayım olmalı? Hocam ikisi de solak olsun. Arkadaşlar geçen senenin son maçlarında da İsmail Kartal Kim Minji'yi Serdar Aziz oynattı. İkisi de salaklı. Yani sağ ayaklıydı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Birisi sert temasta stoper öbürü oyun kurma yetisine sahip stoper. İkisini yan yana oynatırsak bence iş yaparlar ya. Size komik gelebilir, size tuhaf gelebilir, size saçma gelebilir, size enteresan gelebilir. Harbi söylüyorum ikisini yan yana oynatırsak Gustavo'dan daha fazla yani daha fazla güven verir gibi geliyor bana. O zaten sabekte. Yani Altay, O Luan Perez, Salayi, Ferdi savunma hattı. Mantıklı mı? Önlerine de saydığım dört isimden ikisi etti sana yedi. Değil mi? Şimdi hücum attım. İrfan Can yok. Emre Mor'un yükselen grafiği var. Emre Mor oynar gibi. Rossi çok gol kaçırıyor. Kabul. Ama Arkadaşlar gözünüzü sevdiğim arkadaşlar. Yani Rossi'nin yerine kimi oynatacağını orada. <laughs> ya yani Muhammed Gümüşkaya'yı mı oynatayım? Hocam Alioski'yi sol beke çekelim. Ferdi'yi öne çekelim. Alioski tam hazır olsa zaten bence öyle olur. Yani tam hazır olsa Rossi dinlendirilir çünkü. Ama Jesus dikkat etmez bilmiyorum. Rossi'yi oynata oynata düzeltme peşinde. Bence Rossi oynar. Emre Mor oynar. Valencia'da forvet başlar gibi geliyor. Pedro bekleniyor. Joao Pedro evet saha çalışmalarına başladı ama bu maçta yer alacağını zannetmiyorum. Önümüzdeki hafta maçlar. Ee, orta sahada İrfan Can'ın sakatlığı geçti. Mert Hakan döndü diyor. Ama İrfan Can sahada oynayıp Emre Mor forvet arkası oynatılır mı? Zannetmiyorum. Bu da çok karban çorman olur. Yine orada Joshua King olur gibi duruyor. Hocam Arda Güler ya da Lincoln diyeceksiniz. Arda Güler'i gördünüz arkadaşlar. Arda Güler'i gördünüz. Allah aşkına e, Arda Güler'in yerine o performansı, bak Arda Güler'in yerine o performansı başkası sergilese kadro dışı bırakılsın dersiniz. Gördünüz Slovaçko maçında, ben zannetmiyorum. Lincoln, Slovaçko maçında da, Ümraniye maçında da kaçak göçek oynuyordu. Ben Lincoln'un oynatılacağını zannetmiyorum. Yine Joshua King oynar gibi duruyor. Hocam King'i beğeniyor musun? Hayır, beğenmiyorum. Ama o oynar gibi duruyor. Altay Mayındırdan büyük fedakarlık haberi var arkadaşlar. Bu haberi kısaca söyleyeyim öyle uzun uzadıya. Dizindeki sakatlık geçmemiş. Yani dizindeki sakatlık geçmemiş. Ona rağmen kaleyi bırakmıyor diyor. Vallahi eğer dizindeki sakatlıktan dolayı bırakmıyorsa çok sıkıntı. Ümraniye maçında mesela çok ciddi te tepkiler aldı. Bu arada kimse Ümraniye maçında Fenerbahçe hakem sayesinde gol yemiş. Rakibin golleri enteresanmış. Konuşmuyor ama. Galatasaray'ın dünden beri dinliyorum 728 tane penaltısı verilmemiş. Rakibe çıkması gereken 632 tane kırmızı kart çıkmamış. Dünden beri hakem 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 hakem. Televizyonlar hakem hakem hakem. Lan aynı hakem. Yani aynı hakem yönetiminin tam tersi. Çünkü dünkü hakeme ne zaman o Emre şey Emre diyorum. Kerem'in o girişine net kırmızı kart çıkması lazım abi. Ne derseniz deyin. Net kırmızı çıkması lazım. Öyle bir giriş yok futbolda. Tabanını göstererek, rakibi o tabanla vurarak böyle bir giriş yok. Buna bir sarı kart yok. Etmeyin, eylemeyin. Bizim futbolcumuz anlık, saniyelik bastı ayağını çekti diye. Ki basacak yer yok başka hava topunda. Kırmızı yedi, yapmayın, etmeyin. <laughs> Neyse. Uzun lafın kısası 6 ay böyle böyle diyor. 6 ay için ben şunu söyleyeyim. Bize net bir kaleci antrenörü lazım. Kesinlikle, aciliyetle, şart. Bakın Michael Kraft tekrar futbola mı başlattırıyorsanız ne yapıyorsanız yapın. Michael Kraft'la yani Altay Bayındır Prime dönemine çıktıydı. Şimdi Trabzonsporlar diyor ki Uğurcan diyor Hatay maçında öyle bir top çıkarttı diyor. Ben görmedim açıkçası daha özeti izlemedim ama. Öyle bir top çıkarttı diyor başka kaleci olsa yerdi diyor. Hataylılar da benzer şeyi söylüyor. Bakın bir kaleci bir pozisyon. Kaleci bu yüzden var zaten. Arkadaşlar iki tane de transfer haberiyle bitirelim. West Ham, Salahi için teklifini arttırdı diyor. Beklentimiz zaten bu yöndeydi. Şimdi bir taraftan da Fenerbahçe'de bir kaos hakim. Biliyorsunuz Kim Mijik'i gitti. Yeri doldu mu? Yerinin %30'u doldu mu? Dolmadı. E Atilla Salahi'ye de teklif var. West Ham, United'ın çok ciddi teklifi var. Bir süredir de takipte. 12 milyon euroya kadar çıktı. Fenerbahçe 20'den aşağı satmayız dedi artık 15-16'ya da kabul değiliz. Çünkü yeri dolmuyor gördünüz arkadaşlar. 17-18'i falan bulursa belki hani ben bugüne kadar size ne diyordum? Salah'ın gitmesi daha muhtemel diyordum ama Kim Minji'nin gitmesi Fenerbahçe'ye ders oldu. Şimdi Atilla Salahi konusunda çok ama çok ciddiyiz. Hocam iyi Luan Perez Salahi'nin yerini alınmadı mı? Alındı ama gördünüz Luan Perez'in durumuna. En az 2-3 haftaya ihtiyacı var. Keşke Dünya Kupası Eylül'de olsaydı. Vallahi. Ya da Ekim'de olsaydı. Keşke Dünya Kupası orada olsaydı. Kasım çok geç. Kasım'ın ortaları çok geç. Ya da keşke Dünya Kupası'nda takımlarımız futbola devam etse. Nasıl olsa Dünya Kupası'na gidecek futbolcu yok arkadaşlar. Çok saçma değil mi ya? Türkiye'de Dünya Kupası'na kaç tane futbolcu gidecek? Ortak bir karara varılsa mesela. Ben şöyle bir düşünüyorum. Kaç futbolcu gidecek Türkiye'den Dünya Kupası'na? Hakikaten bak. Her takımdan birer tane, ikişer tane ise bence bir şeyler yapılmalı ya. Valla bak bence devam etse daha iyi olur gibi. Neyse. Atilla Sanayi için kararımı değiştirdim. Dediğim gibi son kararım bu yönde. Atilla Selah için 17 18 gelmezse satma niyetimiz yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Transfer için son karar Pelkas'ın diyor. Dimitris Pelkas konusunda şunu söyleyeyim. Pelkas için Hull City ile her konuda anlaşma sağlandı arkadaşlar. Bakın Samatta konusunda da anlaşma sağlandı. Pelkas konusunda da anlaşma sağlandı. E, futbolcuların da anlaşması sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından kapı açıklaması yapılacak. Ben de sizler gibi bekliyorum. Yani ben de sizler gibi bekliyorum. Başka bir e, şeyim yok. Ama e, yani ama diyorum. Açıklanmadığı her an, her günde delleniyorum. Yani niye açıklanmadı? Hadi artık. Yani hadi artık açıklayın. Bak bekliyorum. Hadi, hadi diye diye ben de bir çeşit oldum arkadaşlar. Yani burada dediğim gibi tek sıkıntı Pelkas'ın anlaşması kaldı. Ki Yunan oyuncu da Acun Ilıcalı'yı seviyor. Acun'la da bir münasebetleri var. 3,5 milyon euronun Fenerbahçe kasasına girmesini bekliyoruz. Çünkü Eski kulübüne de bir kısım para aktarılacak. 3,5 milyon euro bizim kasadan içeri girerse bizden iyisi yok arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar videolarımıza beğeni atmanız videolarımızın tanıtımı açısından çok önemli. Kanala abone olmanız kanalımızın tanıtımı açısından çok önemli. Bazen diyorsunuz ki niye bu kadar beğeniye taktı kafayı. Arkadaşlar bakın bir beğeni atmanız en az iki kişiye o videonun reklam olarak gösterilmesi demek. Sadece destek istiyoruz ya. Sadece destek. Cebinizdeki parayı istemiyoruz. Pulu istemiyoruz. Yani üye olan arkadaşlar tamam duyumlar alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar ama onların amacı duyum değil. En azından biz öyle biliyoruz. %95'inin %98'inin amacı duyum değil. En azından biz öyle biliyoruz. En azından öyle biliyoruz. Mesela hediye üyelik alanlar. E, hediye üyelik alanlar bile devam ettirme peşindeler. Ben onu belirteyim yani. Size. Zannetmeyin ki üyeliğe giren bir ay sonra kaçıp gidiyor diye. Yani hala maşallah kaç üyemiz var. Ha, tavsiye ederim. Her maç sonunda da üyelik hediye etmeye çalışacağız. Skor ne olursa olsun. Her maç sonu canlı yayınlarında 764 üye gösteriyor arkadaşlar. Her maç sonunda üyelik hediye etmeye çalışacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani her maç sonunda bunu yapmaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Bakın 27 aydır üye olan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi 27 aydır üye. Yani sonra 26 aylıklar, 25, 24 ay diye böyle böyle gidiyor. Az buz değil arkadaşlar. İlk 100, yani ilk 100 üyemizin tamamı 16 ay ve üzeri. İkinci yüze bakıyorum. Bakın ikinci yüz yani iki, ikinci yüzü de dahil edersek 12 ay ve üzeri. Yani 200 kişi bir yıldan fazladır üye. Üçüncü yüze girdim. 7, 7 ay ve üstü diyor ki hemen bir birdenbire 12 aydan düşmeye başladı. Yani bu kadar insan boşuna üye değil. Ayrıcalıkları var. Çok fazla mı? Sayılır ama güzel bir amaç uğruna üyeler. Amacı bozmaya, huzuru bozmaya çalışanlar var mı? Var. Ama onların da sesi çok çıkamıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben sizlerden beğeni rica ediyorum. Abonelik rica ediyorum. Kırmazsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.